Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Saygıdeğer bakanlarım, kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, ilim, kültür ve sanat hayatımızın saygıdeğer mensupları, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi öncelikle saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. 57. Kütüphaneler Haftası vesilesiyle sizleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ağırlamaktan büyük, büyük memnuniyet duyduğumuzu yine özellikle ifade etmek isterim. Kütüphanecilik ve yayımcılık ödüllerini takdim edeceğimiz tüm kitap dostlarının ve milletimizin Kütüphanecilik Haftası'nı da yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizde kitap ve kütüphane sevgisinin yaygınlaşmasına en güçlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Değerli misafirler, bu yılki Kütüphaneler Haftası'nın temasını çağları aşan söz oluşturuyor. İnsanoğlu sözünü kil tablete, taş tablete, papirüse, parşömene, kağıda ve nihayetinde elektronik tablete işleyerek çağları aştı. Biraz önce videomuzda da izledik. Çağlardan taşan medeniyetimizin sözleri de yine farklı şekillerde kayda geçirildi, muhafaza edildi ve nesiller arasında aktarıldı. Bizler ilk emri ikra yani oku olan bir dinin bilgi üretmek ve okumak üzerine kurulmuş bir medeniyetin temsilcileriyiz ve mensuplarıyız. Her alimi gölgesinden istifade edilmesi gereken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir kültürün varisi ve taşıyıcılarıyız. Bizim köklerimizde çağları aşan sözleri söyleyenler, doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır diyen Yusuf Has Hacipler, İskender'in bulamadığı sonsuzluk iksirini kitapların siyah mürekkebinde akar diyen Latifiler vardır. Beytül Hikme'den Ulu Bey Medresesi'ne, Nizamiye Medreselerinden Orhan Gazi Medresesi'ne, üç kıtaya serpilmiş külliyelere uzanan bir birikimin mirasçılarıyız. Abbasi, Emevi, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetimize yön veren devletlerin vasfı ilme, kaleme ve kitaba atfettikleri değerdir. 800'lü yılların başında Bağdat'ta kurulan Beytül Hikme, insanlık tarihinin en önemli kütüphane ve çeviri merkezlerinden biri olmuştur. Beytül Hikme'ye rakip olarak kurulan Darül Hikme'de yine zengin kütüphaneleriyle nam salmıştır. Büyük Selçuklular 10 adet devasa kütüphane ihdas ederek bu konudaki hassasiyetlerini de göstermişlerdir. Kütüphane geleneğini Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar da güçlendirerek devam ettirmişlerdir. Osmanlı sultanları arasında özellikle Fatih Sultan Mehmet kitaba ve kütüphaneye büyük kıymet vermiş ve ilim erbabını baş tacı etmiştir. İstanbul'da ilk önce Bayezid Meydanı'ndaki eski sarayda kütüphane kuran Fatih, sonradan bunu Topkapı Sarayı'na taşımış, başına da
devrin en ulema, en ünlü alimlerinden Molla Lütfi'yi getirmiştir. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Abdülhamit Han gibi Osmanlı padişahları da kitap ve kütüphane ile bağlarını yine daima güçlü tutmuşlardır. 1895 yılına gelindiğinde Osmanlı'da 323 adet kütüphanenin olduğunu biliyoruz. Bugün Osmanlı idaresi dahilinde bulunmuş hangi şehre gidersek gidelim, orada etrafını tıpkı bir fener gibi aydınlatan bir kütüphane veya bir külliye ile karşılaşırız. Geçmişimiz sadece adını duyduğu bir kitabı bulmak için Endülüs'ten Şam'a kadar seyahat eden, bir makaleye ulaşabilmek için ömrünü vakfeden, devrinin önde gelen bir aliminden ders almak için günlerce, aylarca yol yürüyen ilim ve hikmet aşıklarıyla doludur. Bu tablonun arka planında ecdadımızın nizam mücadelesini kitap ve kalem eksenli yürütmesi vardır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir birimi olarak inşa edilen içinde bulunduğumuz Millet Kütüphanesi ile ecdadın bu geleneğini devam ettiriyoruz ve ileriye taşıyoruz. Ülkemize ve tarihimize yakışır bir eser olduğuna inandığımız bu kütüphanemizin bir model haline dönüştüğünü, pek çok şehrimizde benzerlerinin inşa edildiğinde yine memnuniyetle takip ediyoruz. Millet Kütüphanemizi salgın kısıtlamalarına rağmen şimdiye kadar çoğunluğu gençlerden oluşan ve hatta çocuklarımızdan oluşan 350 bin kişi ziyaret etmiştir. Salgın şartları olmasaydı bunu milyonlarla ifade edecektik. Kubbe çevresinde Alak suresinin o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Ayetleri yazan kütüphanemizin daha nice kişilere ilham olacağına da yine yürekten inanıyoruz. Ülkemizin tüm kütüphanelerinde hikmete kulak veren, ilmin denizlerinde yüzen ve yepyeni eserler ortaya çıkaran tüm araştırmacılara ve kitap dostlarına zihin açıklığı diliyorum. Değerli misafirler, bilgi üretimi ve bilgi kullanımında ulaşılan seviye bugün ülkelerin gelişmişlik düzeyinin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bizler de bilgiyi, bilgi üretimini ve inovasyonu ilerlemenin ve kalkınmanın itici gücü olarak görüyoruz. Bu anlayışla son 19 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitimden kültüre, yayıncılıktan kültür ve sanata uzanan geniş bir yelpazede pek çok adım attık. Özellikle çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak için yoğun gayret sarf ettik ve bu konunun üzerine eğilmeye de gayret sarf etmeye de devam ediyoruz. Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın tamamı için 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik. Bugün 1217 adet halk kütüphanesiyle 57 adet gezici kütüphane ülkemizin farklı köşelerinde milletimizin hizmetinde. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle halk kütüphanelerimizin üye sayısı biraz önce Sayın Bakanımız detaylı şekilde izah ettiler. 4,5 milyonu bulurken kütüphanelerimizden hizmet alan kullanıcı sayısı da 31 milyonu geçti hamdolsun. Son 6 yılda kütüphanelerimizdeki kitap sayısını ise yaklaşık 5 milyon adet artırdık. Kültür mirasımız olan yazma ve nadir eserleri, çeviri yazı, eleştirmeli metin tıpkı basım gibi yöntemlerle yayımlayarak hizmete sunduk. Ankara'ya Millet Kütüphanesi gibi sembol bir eseri kazandırırken kültür ve ilim başkentimiz İstanbul'u da ihmal etmedik.
Ülkemizin en büyük kütüphanesi olarak inşa ettiğimiz Rami Kışlası'nı da inşallah çok yakında İstanbulluların istifadesine de inşallah sunuyor olacağız. Yazılı, görsel ve işitsel değerlerimizin taşıyıcısı kütüphanelerimizin bilimin, teknolojinin, sanatın, estetiğin ve sosyal hayatın merkezi haline gelmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Sayın Bakanımız yine bu yöndeki çalışmalarından da yine bahsettiler. Temel hedeflerimizden biri kütüphanelerimizi sadece kaynakların depolandığı ya da sessiz okuma alanlarının bulunduğu alanlar olmaktan çıkarmaktır. Bunun yanı sıra kütüphaneleri dinamik öğrenme alanları, kaynaklara, dijital erişim ve e-kitap imkanları, etkileşime ve işbirliğine açık alanlarıyla hayatın merkezine yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Yine ben buradan tüm kitap severleri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kütüphanem ve Cep'te ve yine e-kitabım uygulamalarını indirerek gerek yakınlarındaki kütüphaneleri ve kütüphanedeki eserleri taratmada gerekse de dijital kaynaklara ulaşmada aktif şekilde kullanmaya davet ediyorum. Diğer taraftan kütüphaneleri ülkemizin dört bir ucunda yaygınlaştırmanın yanı sıra okurların kitaba daha uygun şartlarda ulaşmasını sağlamak için de gayret sarf etmeye devam ediyoruz. Yayın evlerinin kitap veya süreli yayınları, toptancı ve dağıtıcılara satışında uygulanan katma değer vergisini de kaldırmıştık. Yayın evlerimizin de fiyatlar konusunda üzerlerine düşeni yaparak okuma seferberliğinde vatandaşlarımıza destek olacağına inancımı buradan bir kez daha yinelemek isterim. Değerli misafirler, 2023'e ilerlerken önceliğimizi aile, eğitim ve kültür olarak belirlemiş durumdayız ve bu üç kavram birbiriyle yakın ilişki içerisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle kalbimizi aile, aklımızı eğitim ve aile ile eğitim birlikte kültürümüzü şekillendirir. Medeniyet işte bu etkileşim ikliminden beslenerek ortaya çıkar ve gelişir. Sadece eğitim ve kültürün maddi altyapısı medeniyetleri ayakta tutmak için yeterli değildir. Bugün pek çok ülke sahip olduğu maddi imkanların ve bunlarla ayakta tuttuğu eğitim ve kültür gücünün büyüklüğüne rağmen ciddi bir gelecek korkusu hatta krizi içindedir. Bu krizi yaşayan ülkelere baktığımızda aile kurumunun yerle bir olduğunu ve medeniyetinin ruhunu kaybettiklerini de görebiliriz. Milletimizin asırlardır maruz kaldığı onca saldırıya rağmen ayakta kalışının en önemli sırrı nesilden nesile aktarılan kültür yapımızın sağlamlığıdır ve aile yapımızın sağlamlığıdır. Ancak dijital dönüşümle birlikte insanımızı çekirdek aileden bireye doğru yönlendiren bir atmosfer etrafımızı kuşatmaya başlamıştır. Bu durumun oluşturduğu tehdit, yeni nesillerin binlerce yıllık varlığımızın teminatı olan aileden ve ailede şekillenen değerlerden, okulda biçimlenen şahsiyetten, toplumda yoğrulan kültürden mahrum şekilde yetişmesidir. Diğer taraftan hayatın her alanında tek tipleşme ve aynılaşma kadim medeniyet birikimimizin üzerini bir kül gibi örtmekte ve gözü gönlü kapalı bir taklitçilik furyası toplumu sarmaktadır. Oysa ihtiyacımız olan kendi değerlerimizle birlikte yenilikçi adımlar atabileceğimiz yapılardır. İşte tüm bu sebeplerle önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı kalbe ve akla, yani aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerekiyor. İlim, ilim bilmektir. İlim,
kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır diyen Yunus Emre'yi rehber edinerek yürüyeceğiz. Medeniyet nöbetini devralmamızı sağlayacak atılımları Cumhurbaşkanımız liderliğinde tam bu noktadan sürdüreceğiz. Dünyadaki hiçbir gelişmeye sırtımızı dönmeden insanı kalbi ve aklıyla kuşatan kadim değerlerimizi, ilhamını geçmişimizden alan yenilikçi bir anlayışla tekrar yükselişe geçireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla 57. Kütüphaneler Haftası vesilesiyle tüm kitap dostlarını ve çağları aşan sözleri ile ödüle layık görülenleri tebrik ediyorum. Kütüphane ve arşivciliğe emeği geçmiş tüm isimlerin emanetlerine sahip çıkma sözümüzü burada bir kere daha tekrarlıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ülkemizin dört bir yanındaki kütüphanelerimizde görev yapan herkese kütüphanecilik alanındaki gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.